Yaklaşma. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Senden nasıl şüphe ettim? Öfkem gözlerimi kör etti, kör. Sana itimat etmeyerek aşkıma ihanet ettim. Nasıl oldu da sevdiğin, evleneceğin kadının masumiyetine ikna oldun? Ertuğrul bana oyun oynadı. Hem de büyük bir oyun. Helena, affet beni. Bana yaptıklarının hiçbirini hak etmedin Vasilius. Nasıl benden şüphe edersin? Ha? Nasıl benim o Türklerin, o uğursuz Türklerin oyuncağı olduğumu düşünürsün? Şimdi geçmiş karşıma, benden af dilersin. Söylesene seni nasıl affedeyim? Sadece, bana sadece bir fırsat daha ver Helena. Bir fırsat daha. Sana layık biri olduğumu ispat edeceğim. Dokunma bana. Helena. Sakın bu gözyaşlarıma bakıp da kendini kızmayasın Vasilius. Benim gözyaşlarım bizi birbirimize düşman eden Ertuğrul'a güvendiğim için. Babamın kalesine girip komutanlarımızı katledenleri kandığım için. O alçak hepimizi kandırdı. Beni affedebilecek misin yani? Savaştayız Vasilius.
Sana nasıl kızabilirim ki? O Türkler bizi birbirimize düşürmüş. Ama bilesin ki Ertuğrul önünde sonunda belasını bulacak. Yüce İsa aşkına. Sen nasıl bir kadınsın Helena? Seni bana verdiği için Tanrım minnettarım. Seni seviyorum Helena. Ölene dek de seveceğim. Artık bizim için kahrolma değil, ayağa kalkıp savaşma vaktidir. İşte bir komutanın karısına da bu yakışır. Çıkalım şu hırsız yerden. Vural Bey haklıymış efendim. Bilgi teyit edilmiştir. Aslan gibi delikanlı oldun. Kanın deli akar bilirim. Bundan gayrı gönlünde başka çarpacak. Seni baş gözetmenin vakti geldi Dündar. Lakin gönül işleri aceleye gelmez kardeşim. Abi, bunu neden söylersin şimdi? Ne vakittir aklımdaydı. Dündar, vaziyetimiz çetindir. Cehennemin dibinden gül çıkmaz kardeşim. Başımızdaki dumanlar dağılmadan gönül işlerine bulaşmayasın. Hele ki senin gibi yiğit bir beye varmak için can atacak onca hatun varken kimi seçeceğine dikkat edesin. Bizimle istişare edesin. Kendi başına karar vermeyesin. Merak etmesin abi. Başına yiyecek bir şey yapma. Bilirim Dündar. Bilirim kardeşim. Sen bizi hiç üzmedin. Hep obanı, beyini, töreni düşünerek iş yaptın. Bundan gayrı da öyle yapasın. Yanlış insanlarla yanlış işler yapmayasın Dündar'ım. Eyvallah abi. Başka diyeceğin yoksa? Yok kardeşim. Hey maşallah benim yiğidime. Var işlerini gör aslanım. Destur var mıdır beyim? Gel Artuk Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sultanımızın nikahı da kağıdımı gelmiştir beyim. Tez seni görmek ister. Nerededir şimdi? Obaya yakındır. Çalı başında seni bekler. Gittiğimden kimsenin haberi olmasın artık bey. Eyvallah beyim. Ahmak! Beceriksiz herif! Kaç kere ona getirdiğim bilgileri çarçur etti. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi de benim dediklerime itibar etmeyecekmiş. Er geç sözlerimizin doğru olduğunu öğrenecektir. Sana mecbur olduğunu daha da iyi anlayacaktır beyim. Turyan meselesinde haklı çıktınız. Sayenizde kalemdeki haini buldum. Onu unutmayacağım. Helena'nın yanına gidin ve onu teselli edin. Çolpan. Ah.
kimi oydum. Hançerini kaleme kadar soktu. Ciğerlerimi soktu. Attığım her adımı takip etti ama buraya kadar. Artık casusları benim gözüm kulağım olacak. O ikisi bize Ertuğrul'un da Aliyar'ın da kellesini altın tepside ikram edecek. İmparator isteğiniz üzere Türk saldırılarına karşı birlik göndermeyi kabul etmiş efendim. Birkaç gün içinde kalede olacaklar. Güzel. Gelsinler bakalım. Artık oyun oynamaktan bıktım. Kan istiyorum. Savaş istiyorum. Gelsinler. Gelen birlikler bize Türk obalarına saldıracak gücü verecektir. Dur yolcu! Yol nereyedir? Kızıl Elma'yadır. Menzil neredir? Şehadettir. Huslat kimedir? Vatanadır. Vatan neredir? Tüm cihandır. Cihan vatanın olsun. Alem sana yar olsun. Davan kutlu olsun. Eyvallah. Seni dinlerim. Tekfur Vasilius, imparatoruna bir mektup yazdı. Türklerin sulhu bozup savaşı başlattığını, onu hana hapsedip askerlerini öldürdüğünü söyledi. Ayrıca kalesine girip komutanlarını asmışsın. Bu durum Nikea'da infial yarattı. Halk baskıyı arttırdı. İmparator da baskılara dayanamadı tabii. İmparator akıllı biridir. Adamını çok iyi tanır. Vasilius'un savaş başlatmak için bahane aradığını bilir. İmdiye dek pek kulak asmadı. Çünkü sulhu bozmak için güçlü bir sebep yoktu. Lakin handa ve kalede olanlardan sonra işin aslını araştırmak ve baskıyı azaltmak için bir birlik gönderdi. İmdi yoldalar. Demek imparator da savaşı durduramayacağını anladı. Gönderdiği askerler soruşturma için değil, keşif için gelirler buraya. Ve hatta savaşmak için. Doğrudur. İmparator ne kadar asker lazımdır? Türklerin ahvali nedir, ne kadar dirayet gösterir bilmek ister. Eğer umduğu gibi zayıf Türk obası bulursa o vakit ezmek isteyecektir. Ahvaliniz nedir? Biz birliğimizi sağladık evvelallah. İmparator savaş isterse birlik değil ordu göndermesi gerekir. Eyvallah. Bizi bu çok mühim sınır hattında şerefinle ve var gücümle temsil ettin Ertuğrul Bey. Var olasın. Sen olmasaydın Karacahisar güçlenir, fetih zora girerdi. Alnının akıyla bu vazifeyi ifa ettin. İmdiye bir vazifen daha olacak. Bu bilgileri sultanımıza ulaştırmak gerek. Merak etmeyin. Bu bilgi en kısa vakitte sultanımıza ulaştırılacaktır. Gayrı vazife senindir. Allah yardımcın olsun.
Canım kuzenim, ne oldu sana böyle? Gel. Elini yüzünü yıkayalım. Nasıl yaparsan ama. İnsan evleneceği kadına kıyabilir mi? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Aksi takdirde Vasilius asla bana kıyamazdı. Kaledeki hainin acısını senden çıkardı. Nasıl senden şüphelenebilir ki? Senin yaralı kalbini nasıl teselli edecek bakalım? Zor vakitler geçirir çoban. Savaştayız. Hem onun yerinde kim olsa aynı şüpheyi duyardı. Ah Helena. Öyle iyisin ki. Keşke hayat senin gördüğün gibi masum ve güzel olsaydı. Nasıl gördüğünle alakalı çolpan. Hem insan içinde iyilik biriktirmezse nasıl mutlu olur ki? Haklısın. Lakin sen de bilirsin ki her şey karşılıklıdır. Umarım Vasilius kıymetini bilir de aynı hatayı tekrarlamaz. Şüphen olmasın. O benim kıymetimi bilecektir. Yüzünden düşen bin parça. Pek bir düşüncelisin Dündar Bey. Ne hal oldu sana? Yok bir şeyim Güngül Hatun. Dalgınım biraz. Vardır sende bir şey. Lakin bana demek istemezsin. Keyfim yoktur Güngül Hatun. Benimle konuşmak istemezsen anlarım. Üstüne gelme. İnsanın en yakınları bazen düşmandan bile beter davranabiliyorlar. Düşmanlarımız pusu kurarlar. Pusatlarıyla üzerimize gelirler. Lakin yakınlarımız bizi kendi can evimizden vururlar. Benim yüzümden birileri üstüne geldi değil mi? Benimle konuşmanı istemezler değil mi? Üzülmeyesin. Babam yüzünden dışlanmaya alışığım. Benim yüzümden ağabeyinle aran açılsın istemem. Güneli. Ben seversem, Cihan üstüme gelse vazgeçmem. Ben yanındayken
Seni kimse üzemez. Ha. Üzenlerin de karşısına dikilmeyi biliriz evvelallah. Seni karşıma Allah çıkardı Dündar Bey. Müsaadenle. Hatunlar, hepinizin eline sağlık. Gayrı birkaç günlük iş kalmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Yarın hepimiz izin yapacağız. Çok yoruldunuz. Bunu hak ettiniz. Sağ olun. Kolay gel hatunlar. Sağ olasın Dündar Bey. Ana. Bir diyeceğim vardır. Hayrola evlat? Niye bu kadar mahsusun? Ana, ben size Günyeli meselesini abi ödemeyin demedim mi? Sakin ol oğlum. Ne oldu anlat hele. Yengem Günyeli meselesini abime söylemiş ana. Abim de bu meseleden dolayı beni payladı. Günyeli ile evlenmemi istemez. Ana, önce bu talimhanede ettikleri, şimdi de bu söyledikleri benim ağrıma gider. Ağrıma gider. Oğul. Dündar. Allah'ım sen evlatlarını muhafaza eyle. Ana. Nedir mesele? Nedir bu Dündar Bey'imin hali? Halime ben sana Ertuğrul'a Günyeli meselesini söyleme demedim mi? Ana. Obanın beyidir Ertuğrul. Ben ondan bir şey saklayamam. Hatunluk her diline geleni söylemek değildir. Ölçüp tartıp vakti geldiğinde söylemektir. İmdiden sıkıntılar baş göstermeye başladı. Ne yapacağız? Dua edelim de daha kötü olmasın. Yoksa hepimiz çok ağır öderiz bunun bedelini. Hoş gelmişsin ben. Hoş gördük Abdurrahman. Dündar'la Doğan'a tez haber sal. Yanıma gelsin. Emredersin. Dağların ayısı Bamsu.
Kardeş. Ne deyiyor? Ne deyiyor kaleden bir yar seversin? Surları vardır aşılmaz. Askerleri vardır geçilmez. Ah Bamsu. Ah, seveydin. Seveydin şöyle dağların kızını. Atardın sırtına, kaçırırdın. Bakın hele. İmdi dağların ayısına ne edeceğim? İşiniz gücünüz şamata ha. Nasıl? Hadi hadi. Basırma değilim ben. Teo'yum. Estağfirullah. Gelesin. Gelesin Doğan, sana ne edeyim ben? Gelesin. Kardeş dur. Dur, sinirlenmeyesin. Şuradaki gülelim dedik ya. Ya, buldunuz aklı havada adamı, gülersiniz. Ayıptır, ayıptır ya, ayıptır. Gayrı yüzün gülsün, Bams. Eski hallerini özledik. Eyvallah, eyvallah beyim. Hem bak, sana ne getirdim. Kendi ellerimle hazırladım. Hem de adını T'ye koydum, afiyetle yiyesin. İyi, alırım. Alırım o vakit. Zaten tevi de böyle yiyeceğim. Hepsi geçecek kardeş. Hele sabredesin. Hem Ertuğrul Bey'imin söz verip de tutmadığı görülmüş mü hiç? Helena'ya da kavuşacaksın. Tabii ya. Daha düğününü yapacağız. Kazanlar dolusu kavurma pişireceğiz. Sini sini börek getireceğiz. Ya. Tabii. Senin için pastırmalar hazırlayacağız. Sonra onları düğününde ben sana yedireceğim. Hepsini ben yedireceğim. Tabii ya. İyi. İyi. Doğru dersin kardeş. Doğru dersin. Tadı da güzelmiş. Ya kardeş. Şu nimete başka isim veremez miydin? Nimetten soğut acı beni. Günkut kardeş. Sen gülmüyorsun. Gülesin be. Gülesin be. Selam aleyküm Alpler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ertuğrul Bey'im sizi ve Doğan Alp'i çağırır. Gidelim o vakit. Hadi ye ye. Sende bir haller var Halime Hatun. Kuyu gibi sessizsin. Yorgunluktan Aslan Hatun. Kelam edecek hal kalmaz. Lakin yüzüne sırayet eden yorgunluğun hüznü değildir. Yine Günyeli meselesine mi içlenirsin? Bu mesele gayrı benim de boyumu aşar. Kuyu gibi sessiz kalmak en iyisi. Anlat hele. Yine ne etti? Destur var mıdır Aslan Hatun? Gel kırca. Konya'dan bir haberci geldi. Sizi görmek ister Aslan Hatun. Gelsin.
Bu mektup Emir Saadettin Hazretlerinden size gönderilmiştir. Destur var mıdır beyim? Gel Doğan. Bizi yemetmişsiniz beyim. Dündar. Doğan. Size çok mühim bir vazife düştü. Yarın sabah erkenden yola düşüp Konya'ya varacaksınız. Sultanımıza bir haber ileteceksiniz. Emredersin beyim. Şimdi beni iyi dinleyesiniz. Söyleyeceklerimi mektuba yazmayacağız. Aklınızda tutacaksınız. Sultanımıza deyin ki... Aslan Hatun. Kötü bir haber mi vardır? Ne oldu? Emir Saadettin. Anasıyla tanış olmam için beni Ilgın'a çağırır. Dün hazırlıklarını burada yapasın der. Sen ne düşünürsün? Ne edeceksin? Ne düşündüğümü bilmem Halime Hatun. Belki de gitmem en iyisi olacak. Yelat. Neden yüzün gölgelenmiştir gün Yelat? Neden kara bulutlar sarar güzel şehri? Elimde değil Dündar Bey. Benim yüzümden ağabeyin aran açılsın istemem. Ama merak etmeyesin. Sen yanımda oldukça daha iyi olacağım. İnşallah sen Bey Hatun olacaksın. Dirayetli olmalısın. Ne vakit olacak o dediğin? En kısa vakitte inşallah. Lakin bazı mühim işlerim var. Yarın sabah yola düşeceğim. Onu halledip döndükten sonra ilk işim abimle konuşmak olacak. Seni göremeyeceğim yani. Çok uzaklara gitmem, merak etmeyin. Kısa sürede dönerim. Ben seni daha sık görürüm diye ümitlenirken... ...sen gitmekten bahsedersin. Nereye gidersem gideyim. Gönlümde de, aklımda da sen olacaksın. Biraz daha sabret. Gittiğin yerlerde beni unutmayasın. Benden sana bir hatıra olsun. Yanımda bu mendil oldukça... ...bırak Konya'ya, Fizan'a dahi gitsem seni asla unutmam. Demek Konya'ya gidersin. Kıyılı. Bu gayri ikimizin arasında bir sırdır. Sakın ola kimseye demeyesin. Merak etmeyesin beyim. Ağzım mühürlüdür.
senin de gözlerin mühürlü olsun. Orada başka hatunları görmesin. Benim gözlerim seni gördüğünden beri mühürlüdür zaten. Döndüğümde her şey başka olacak. Allah'a emanet olasın. Allah yolunu açık etsin. Bekleyeceğim. Ne konuşuyordun Dündar'la? Bana veda etmeye gelmiş baba. Mühim bir vazife için Konya'ya gidecekmiş. Sabah yola çıkacakmış. Konya'ya mı? Güle güle gidesin Ertuğrul Bey. Eyvallah Aliyar Bey. Teoiti sana emanettir. Acar Bey'in de işlerini tez vakitte öğrenmemiz gerek. Acar'ı her daim takip ettirmekteyim Ertuğrul Bey. Merak etmeyesin. Her adımını izlettirmekteyim. Allah'a emanet olasınlar Yer Bey. Sizler de beyim. Nöbetçiler! Gayrı Ertuğrul Bey ile Aliyar Bey'in zulmüne son verme vakti gelmiştir. Ural Bey'imizin tekrar obamızın başına geçmesi için ne lazımsa yapacağız. Tepemizdeler Acar Bey. Ural Bey'i başımıza getirelim derken kendi başımızdan olacağız. Merak etmeyin. Ellerinde hiçbir delil yok. Sadece şüpheyle, zanla bir şey elde edemezler. Öyle dahi olsa obada kaç kişi kaldık? Gözümüzün önünde bir bir alplerimizi katlederler. Ural Bey, diğer Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır. Onların da desteğiyle Çavdar Obası hak ettiği beyine kavuşacaktır. Biraz daha sabır. Evvela halletmemiz gereken başka bir mesele vardır. Dündar Konya'ya gidecekmiş. Konya'ya gitmelerinin ardında mühim bir sebep olmalı. Bunu Ural Bey'e bildirmemiz lazım. Lakin benim peşimde de Aliyar'ın alpleri vardır. Bu haberi Ural Bey'e sen vereceksin. Ben senden evvel ava çıkıp peşimdeki adamları başka yere çekeceğim. Sen de Karacahisar'a varıp Dündar Bey'in Konya'ya gideceğini iletesin. Emrin olur beyim. Aslan, iyi misin bacım? Emir Saadettin'den mektup geldi. Ne der? Düğün hazırlıkları için beni Ilgın'a davet eder. Sultanımız düğünün orada yapılmasını istemiştir. Bacım, eğer bu işte gönlün yoksa ben sonuna kadar arkandayım. Saadettin Köpek'le evlenmek zorunda değilsin. Kaderin okuna kalkan tutulmaz abi. Bu benim kaderimdir. Onunla evleneceğim. Müsaade edersen yarın Kayı Obası'na gidip onlarla vedalaşmak isterim. Olur bacım. Yarın beraber gideriz.
Nicedir Dündar'ın yüzünü böyle güleç görmemiştim. Gönlüne düşen alev gözlerini parlatıyordu yavrum. Dündar'ın gönlüne ateş düştüğü aşikardır. Lakin bu işler istişare etmeden olur mu ana? Gönül ferman dinler mi o? Sen Halime Sultan'a gönül verdiğinde hangimizi istişare ettin? Mühim olan Dündar'ımın mutluluğudur. Anam, o başka bu başka. Yaşadıklarımızın tamamını evvela Allah sonra sen şahitsin. Halime. Bu meseleye daha sonra bakacağız ana. Şimdi Dündar'la Doğan'ın yapması gereken mühim bir vazife vardır. Bir süre burada olamayacaklar. Oğul. Böylesi daha münasiptir ana. Bu vazife mühimdir. Ondan başkasına güvenemem. Hem Dündar'ın da bir süre buradan uzak olması iyi olur. Thank you.